Saatçi. Fotoğraflar var. Evet. Bunlar benim en sevdiğim bölüm. Öyle mi? Fotoğraf bölümü. Hmm. Sizden göstermenizi rica edeceğim. Siz de gösterebilirsiniz Sarı Hanım. Bu fotoğraf benim arkasında yazmışım bakınız. Evet. 1977'de. Yani lise... Şöyle arkasını da gösterelim. Evet. Lise ikinci sınıfta çektirdiğim. Şey yapardık, böyle kozalak toplardık. Bizim edebiyat öğretmenimiz Ziya Hoca, hı hı. Allah selamet versin, şimdi Antalya'da yaşıyor. Beraber hem dolaşırdık, hem sohbet ederdik, hem de kozalak toplardık. O evinde de kozalaklar falan yakardı yani. Kozalak biliyorsunuz, çam ağacının evet. Altındaki şeyler. Beni tanıyabilecek misiniz? Şimdi arkaya bakmadan tanımaya çalışacağım. Ben arkada yazıyor dediniz ama az önce okuyamamıştım. İpucu vereyim, oturanlardan birisi. Şu çuvalın başındaki evet, misiniz? Evet, çuvalın başındaki. Ama çok benzemiyorsunuz. İpucu vermezseniz ben şey yapamam, çıkaramam yani. Zor çıkarırım. Bıyık yok, saç simsiyah. Belki bir bakışlardan, yani bakışlar çok değişmediği için insanın. Peki bunu tanıyabilecek misiniz? Şöyle belki? Onu gösterelim evet. Mi? Bunu tanıyabilecek misiniz? Ya baştaki, şu baştaki ya evet. Da şu. Yok, burası şu baştaki, değil mi? Evet. Bak bu da 1978 diye yazmışım. Demek ki o çok zamanlar böyle aslında. Bir yazma şeyi evet. Var 78 hem de isimlerini de yazmışım işte son sınıfta Osman, Mehmet, Ali. Ama çok sayada. Güzel. Evet. Yani o zamandan yazmışız. Bunu da gösterelim. Necdet Bey baştaki. Peki bunu tanıyacak mısınız? Aa çok eski fotoğraflar. Evet burada daha oturmuş. Tek yani, olduğu için evet, değil mi? Evet tek olduğu için galiba zaten. Galiba o üniversite yıllarında 3 veya 4. sınıf arkasında bakarsak 81 dönem 2 3. sınıfta. Bak numaram da yazıyor. 1482 1482 evet, numaranız. Evet. Çok güzel aslında böyle yazmış olmak. Kıskandım benim bile böyle fotoğraflarım yok. Bak bu da galiba ortaokula hı-hı. Başladığım yıl. Aa, ama arkasına yazmamışım. Demek ki o zaman yazma alışkanlığı yokmuş. Bir kızgın bakmışsınız sanki burada. Ya işte sonuçta fotoğraf çekmek evet. Bir şeydir biliyorsunuz. Aynen yani öyle. İnsan dişçiye gidince efendim tıraşa gidince bir de şeye fotoğrafçıya gidince böyle bir şey yapar. Kendisi giriliyor. Böyle girilir yani. Böyle çünkü öyle. Onların söylediği şekilde davranmak durumundasınız. Aynen öyle. Bak bu da şeyde o 10 kişilik evde bakınız. Aa 10 kişilik evin şeyi mi? Bireyleri mi buradakiler yoksa? Hepsi. Evet. Galiba iki tane arkadaşımız da şeydi. Misafirdi. Bakın şu Mustafa. Şu. Bu vefat etti. Sivaslı. Allah rahmet eylesin. Gerçekten. Muzaffer, Ahmet, Ali, Turan, Nihat filan böyle. Mehmet Emin. Baştaki misiniz bu durumda siz de? Ben neredeyim? Bak bakalım. Artık tanımış saymadıklarınızdan tanımış bakıyorum. Tanımış olmanız lazım. Bıyık var mı? Hayır. Bıyık yok. Bıyık var mı? Bir de var bıyık var. Bak şu. 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 Evet. Aa hayatta tanımazdım. Çok zayıfsınız burada. Mesela şuradakilerde falan daha tabii. Toplu duruyorsunuz. İnanılmaz zayıfsınız. Peki burada. Buraya bakın bakalım. Burada ama herhalde tanırsınız. Beni tanırsınız da bir tanıyacağınız birisi daha var orada. Siz sol baştaki. Evet. Başka şu, da evet şu. Tanıyacağım şunu diğer Sima. Musunuz? Recep Akdağ. Gerçekten tabii. Mi? Aa çok ilginç. Ya. Bak şurada Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu. Trabzon Belediye evet. Başkanı, Büyükşehir Belediye evet, Başkanı. Evet. Recep Bey hiç benzemiyor. Çok başka birisi orada. Bak bu da Nihat Bey. Aa. Görüyor musunuz? Zayıf. Evet. Şimdi bunu gösterelim. Şöyle Recep Bey. 25 Şubat 1980 Pazartesi.
Ali Daş'tan of, Gümrükçüoğlu, Hüseyin Uludağ. Hepsini de yazmışsınız. Ne kadar güzel. Aynen. Kimler olduğunu. Bunu artık burada tanırsınız. Yani bu üniversite yıllarında bir şeyde kongreye gitmişiz. Evet. Galiba Kopenhag'da, arkasına yazmamışım. Şurada baştan ikinci. Yine bakın burada başka bir kongre hatırası. Bıyık bıraktıktan sonra hiç kestirmediniz mi? Askerde kestirdim. Askerden sonra zorunlu. Yok, kestirmedim. Bakın bu babam. Bak burada ilkokul birinci sınıf. Çok eski. Biliyor musun? Bak şurada siz bulamazsınız. Evet. Mümkün değil bulamam. Evet. Burada bir saklanma modu görüyorum. Saklanma değil ama demek ki şey olmuş. Öğretmenin yanında. Bak burada da yine ilkokul. Galiba 4 veya 5 Muharrem Hoca. O da rahmetli oldu. Şurada. Neredesin? Gelir misin? Şurada. Bilezik takmış. İranur. İranur. Bak biz de oraya bir destan yazmışsınız sanki. Ya çok bakın burada. Ya. Yazmışım bunları. Ne kadar da güzel olmuş evet. Ya. Evet. Aa, harika, süper. Bakayım. Ay. Çok bakayım, güzel. Bakayım, çok güzelmiş. Pınar ablana da ver. Hadi bana da verir misin? Ver. Bak bende yok bilezik. Ya. Lütfen. Aa, yok. Lütfen, İranur. Pınar ablaya da bilezik ver. Hadi bir tanesini bana takar mısın? Tamam mı? Tamam, dur. Tamam. Bekliyorum. Hadi Pınar ablaya. Bana da takar mısın? Hadi İranur. Bak burada da lise yılları şurada. Bak, en başta. Ama arkasında bak. Şeyleri sınıfı yazmışım. Fotoğrafta bulunmayanlar diye de bir şey yazmışım. Çok güzel. Bak. Bulunanlar ve bulunmayanlar. Bulunanlar, bulunmayanlar. Bütün sınıf aslında bu böyle evet. Yani isimler. Çok güzel. Bak bu da okul takımı. Şu dünüz değil mi? Şu. En baştaki şu. İkincisi şu. Evet, en baştaki evet o. Ya ikincisi evet. İkincisi. Şöyle gösterelim. Hiranur. Bu belki de en özel fotoğraf. Evet. Yıl kaç? Yıl 85. 85. Erzurum'da. Evet. Burası neresi hatırlıyorsunuz? Orası benim dedemin evi. Dedenizin evi. 31 yıl. 31 yıl. Tabii evet. O zaman işte gelinlerin stüdyoya gitmesi, albüm yaptırması, fotoğraf çektirmesi gibi bir şey yoktu. Aslında böyle fotoğraflar da o tarihte şans işte benim evet. Arkadaşım çekmişti bu fotoğrafları. Şu anda İstanbul'da yaşıyor Sevim. Çok da severim, hala görüşürüz. Onun eseri aslında. Evet, tabii ki Sevim'in eseri bu. Aynen öyle. Aslında birçok kişi hani bu bile elinde olmasına evet. Şükrediyor. Şükrediyor. Aynen öyle aynen. O dönemlerde çünkü çok aynen. Fazla yok. Ne hissettiniz o evden çıkarken? Çok karışık duygular evet, değil aynen mi? Aynen öyle. Aynen. Yani çıkma desen olmaz. çık desen o da olmaz. Ama işte bir evden ayrılıyorsunuz size ait olan başka odadan. Başka bir evi kuruyorsunuz. Yani bir odadan bir ev oluşturuyorsunuz. Hı? Aslında birçok ev oluşturuyorsunuz. Evet. Çocuklarınız oluyor, torunlarınız oluyor. Onlar evleniyor falan. Sevim'in orada biraz talimatları olmuştu. Necdet şöyle diyor. Ayaklarını birleştir falan diye. Necdet Bey sizi evet, uğurlayacağız. Ama biz başlayın. Sohbete devam tabii edeceğiz. Devam biraz kızınızla ve eşinizle sizi çekiştirmeye tamam. Devam edeceğiz. Eyvallah. Kusurumuza bakmayın eyvallah. Artık. Çok teşekkür ediyoruz ev sahipliğiniz için. Çok teşekkür ediyorum. Sizi uğurlayalım. Ben görüşmek üzere. Gideceğim. Kolay gelsin. Sağolunuz. Hoşçakalın. Çok kolay gelsin size de. Sağ olun. Necdet Ünivar nasıl bir babadır? Yani babadan ziyade bana arkadaş gibiydi yani. Hani bana hep sorarlardı bir siyasetçi kızı olduğum için babayı görmeden büyümek nasıl diye. Hani ben annemi görmeden büyüdüm. Çünkü ben hep babamın yanındaydım. Hep bakanlıkta. İşte gece 2'ye 3'e kadar. Yani ben hep onunla birlikteydim yani. Çok yanına sık sık gidip gelir miydin? Ya ben her okul çıkışı oraya gidiyordum. Babamla eve dönüyordum. Sabah okula gidip tekrar oraya. O zaman oraya. Sağlık Bakanlığı'nda. Aynen. Sağlık Bakanlığı. Yani oranın bir çocuğu gibiydim artık. Orada büyümüştüm. Necdet Bey müsteşarken çok yoğun çalıştığı için gece geç vakit eve gelir. Tabii o çok geç gelir. Sabah Beyza okula gider. Beyza'yı göremez. Böyle 3-4 gün görüşemedikleri olurdu. Beyza da babasıyla çok iç içe büyüdü yani. Diğer çocuklardan biraz daha farklı büyüdü.
Ya anne ben bir babamı görmek için bugün bakanlığa gidebilir miyim derdi. Gönderirdim. İşte gece 11'de arardım. Beyza geliyor musun? Hayır, babam bakan beyin yanında ucağa çıkmış anne derdi. Yani ne zaman çıkacağı belli değil. Gece 2'de ikisi beraber gelirdi. Yani ikisini beraber gece karşılardım. Annenden mi izin almak zor, babandan mı izin almak zor? Annemden herhalde. Ama annem direkt babama yönlendirir. Babam da yani çok hayır dediğini Hani duymamışım annesi izin verdikten sonra onaylamıştır zaten. Babası da izin verir. Hoş geldin Hira Hanım. Baba. Hoş Baba, geldin. Hoş geldin. Tatlım benim. Saçları da toplamışsın. Hı? Saçlar da toplandı mı? Topladım. Topladın mı saçları? Hı? Çok güzel olmuş. Ve geldik Siyaset Yok'un bu haftada sonuna. AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar evinin kapılarını bizlere Siyaset Yok'a açtı. Güzel torunu Hiranur'la birlikte bizleri ağırladı. Nereye gidiyorsun? Kapanış yapacaktık. Önümüzdeki hafta yeni bir ismin hiç bilinmeyen farklı yüzünü yine bu ekranda sizlerle buluşturacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.